Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte React Native anlatımlarımızda TypeScript ve Firebase kullanımlarını göreceğiz. Firebase'in özellikle bir iki kullanımından öncelikle web nişçesine kullanımına bakacağız. Devamında da bir sonraki derslerde React Native ile Firebase'i gerçekten Core Native seviyede kullanacağız. İlk etapta şimdi TypeScript işte bilmeyenler için şöyle ufacık bir özetlemek istersem şuradan hatta TypeScript dokümanını kapatmadıysam açaydım. İyiydi. TypeScript. Şuradan. Aslında işte TypeScript, JavaScript yazdığımız projelerde ki o kod karmaşıklığını engellemek için böyle object oriented JavaScript dediğimiz aslında işte JavaScript'in o hani işte yazıyorsunuz ne olduğu belli olmayan o value'ları, işte type'ları, işte variable'ları gibi birçok şeyi ortadan kaldıran bize çok böyle en azından sağlam bir uygulama çıkarmamızı sağlayan aslında bir şey yani böyle bir ne denir ona JavaScript gibi bir dil aslında o da yani. O da bir nevi dil yani. Aynen. TypeScript'te bir dil aslında evet. TypeScript'le projelerimizi geliştirmek kesinlikle çok büyük daha kaliteli hem kod yazmamızı sağlıyor hem daha başarılı projeler çıkarmamızı sağlıyor hem de kod okunulduğunu çok fazla arttırıyorsunuz. Şimdi bunu daha çok ilerledikçe kullanacağız. Şimdi React Native ile React Native TypeScript, React Native üzerinde JavaScript yani React.js var. Şimdi React.js'te de yazdığımızda bir önceki derste gördüğünüzde bazen işte lan bu state'te ne vardı bu ne vardı işte state'e gidiyorsunuz Ahmet ediyorsunuz ama string mi number mı ya da volume mı belli değil yani okumak zor yani bir başkasını girince ama bunu TypeScript olsa hem type checkingler olsun hem unit testini yazmak olsun birçok açıdan çok avantajlı. Ondan dolayı TypeScript başlamaya karar verdim bundan sonraki yazılarımızda yani anlatımlarımızda sonra zaten yavaş yavaş iyice zaten komple bütün projeler TypeScript olacak. Şimdi TypeScript'i kullanmak için de artık şöyle kullanıyoruz. CD React Native folder'ıma gideceğim ben. Eskiden TypeScript React Native için manuel eklemeler yapıyorduk. Ama bizim için React Native community'si ya da Aish Farrow bizim için güzel bir şey yazılamışlar. Şurada React Native Initialize. Projemin adı React Native Fire. RNF Fire. Fires. React Native Ateşleri. Ateşleri olur mu? Aynen onun gibi bir şey olsun. RNF Fires olsun. RNF Fire olacak ama o kısacak çünkü burada bir tane öyle bir folder var. Bir saniye. Onu ben şuradan nasıl açarım? Bir saniye ben öncesinden bunun bir dersi bir kere çektim. Yanlışlıkla sessiz çekmişim. Şunları bir sileyim. Şöyle yapalım. React Native Initialize RNF Fire. RNF Fire kurdum. RNF Fire App. RNF Fire App olsun. RNF Fire App. Ve bunun başına artık şöyle template diyorum. TypeScript dediğimde şurada benim şeyden dolayı kayma olabilir. Şimdi bakın artık projenizi ilk initialize ederken size bir tane setup.js diye bir şey çıkartacak. Setup.js aracılığıyla artık projenizi tek bir adımla TypeScript'e çevireceksiniz. Ve çok güzel çalışıyor, stabil çalışıyor. Normalde TypeScript kullanmasaydınız Flow gibi o da işte bu type checking yapmak için bir kullanılan React Native'den default gelen bir şeydi. Bunun da kullanıldığı yerler, bunun da başarılı olduğu yerler var. İşte type checking'ler olsun, işte kodun kalitesini arttırmak için vesaire. Kalitesini arttırmak, okuma arttırmak, kalitede artmış olur mantıken. Bakayım, şey diyor bir de burada, Babel 7 ile birlikte geldi diyor. Artık da hepsini diyor, istediğiniz şu tek komutla yapabiliyorsunuz. Önceden şuradan yapıyorduk. Şunları tek tek ekliyorduk falan filan. Şimdi ona gerek kalmamış. Şimdi TypeScript'ten de biraz bahsettik. TypeScript'i de şuradan isteyen okuyabilir. Hani TypeScript yazdığınız zaten şeyler çıkıyor. Mübarek şey her şeyde kullanabiliyorsunuz. CD şimdi RNF Fire App. Şimdi kod dediğimde aslında projeyi ilk açtığınızda şunu göreceksiniz. Proje aslında bildiğiniz React Native açıldı şu an. JavaScript açıldı. JavaScript'leri hala görebiliyorsunuz.
TSX de var ama hala bir eski şeyler var. Bu arkadaşlarımız benim için düşünmüşler. Ya bu kadar da uğraşmasın bunlar demişler. Gereksiz bütün her şeyi silecek şöyle ufak bir script hazırlamışlar. Not setup.js diyorum. Temizliğini yaptı. Gitti. Artık projem core seviyede TypeScript hazır. Şimdi bize bu TypeScript'in avantajları nelerdir? Biz buradan da başlayalım öncelikle. TypeScript bizim için şunları sağlar. Projenizde state'leriniz olsun veya işte state diyeyim şöyle. Mesela bu state, normalde benim sayfam içerisinde diyelim ki bir state'lerinde kullandığım value'lar var değil mi? Ne olsun? Bir tane value olsun. Ve ben bunun normalde string koşturacağım. Değil mi? Diyelim ki öyle olsun. State dedim. Bu normalde iState dedi bu arada. Yani interface adlandırmaları genelde i'de başlar. iState dedi. Şimdi ben normalde gidip bu iState'e ne bileyim şöyle şeyler yapabilirim yani. GVM'in ise this.setState deyip normalde eğer bunun bir type olmasa şöyle olur. Value'ya 1 derim yani. Patlamaz şu an burada. Ama artık no. Diyor ki bu string diyor. Bunu yapamazsın diyor. Ya yani type checking de mükemmel. Ayrıyeten işte interface'ler olsun ya da işte başka başka class'lar yapıp işte o object oriented'ı burada Microsoft'un da yardımıyla kullanmamızı sağlıyor. Gibi gibi işte ben dediğim gibi biraz da geliştiriyorum kendimi. Burada da ufak eksiklerim var. Eksiklerim var daha doğrusu. Gelişiyoruz. Daha da yapacağız. Baştan hoca anlatacağız hep birlikte. Neyse. TypeScript umarım biraz anladınız. Kullandıkça projede daha iyi anlaşılacak. Şimdi ben şimdi geliyorum Firebase kısmına. TypeScript'ı hızlıca projemize import ettik. Kullanmayacak. Artık JavaScript'ı bıraktık. TypeScript'e geçtik. Bakın burada React'te artık TypeScript. Şimdi Firebase ile ilgili Firebase'i ben çok anlattım. Zamanında da anlattım. Firebase baştan uca bir mobil database backend server aslında yani. Uçtan uca ama yani. İçinde yok yok. Arayıp da bulamayacağınız bir şey sanmıyorum. Yani bir mobil uygulamada ne istiyorsanız şu hosting'den ziyade kreatifler, dashboardlar, push notification'lar, remote config'ler, dynamic link'ler, her şey var. Şimdi biz bunu gelip burada nasıl kullanacağız? Ya da projemizin neresine dahil edeceğiz? Ya da projemizde nasıl kullanacağız? Bunun bir sürü yöntemi var. Burada iki tane yöntem var. Bir tanesi şu da onu uygulama eklediğimizde bir mobil aplikasyon gibi ekleyebiliriz. Güzel. O da şu RN Firebase diye bir tane güzel bir tane şey var. Bizim bu adamlar gerçekten güzel yapmışlar. Bunu da kullanıyorum ben. Bu şey aslında bridge yazmışlar. Mobil dünyada ikisine de ekliyorsun. Bu bridge yazmışlar. Şuradaki komponentleri tek koddan ikisine de çağırıyorsun. Neyse onu kullanacağız. Bir de web komponent gibi kullanıyorsunuz. Web komponent gibi kullanmak istediğinizde de third party tool'lar var. Ama third party tool kullanmaya gerek yok. Direkt npm Firebase yani Firebase'in npm üzerinde default çıkardığı kendi Firebase kütüphanesini kullanıyoruz. 10 numara 5 yıldız. Kimseye ihtiyacımız yok. Tabii ki bunun bir de öbürüne göre eksik şey verdiyse. Authentication, Cloud Message, Storage, işte Database ama ondan sonrası yok yani. Ama bu normalinde AdMobBug var, Google Analytics var, Remote Config var. Mobil dünyadaki birçok şey içeride var. Android, iOS özelinde. Şimdi ben ne diyorum? Şurada projeme gelip npm install --save Firebase diyorum. Süper. O Firebase'i yüklüyor dursun. Source klasörümü oluşturdum ben. Ve Source Cluster'ımı view'un altına home page açıl. Home'un altına index TypeScript-X. Şimdi şöyle JSX yani TypeScript TSX'in nereden geldiğini şöyle ufacık şu dokümanda da anlatıyor işte neden kullanıldığını, JSX'in ne olduğunu, XML-like syntax'e sahip olduğunu ve işte bunun işte çevirmek için JavaScript kullan işte its main to transform it into valid JavaScript'e çevirdiğini. İşte burada da kullanılırken in order use JavaScript JSX kullanmak istiyorsanız diyor .tsx extension kullanın. İşte bu da JavaScript şuna da sahip diyor aynı anda. İşte bu bize çevirme işlemlerini sağlıyor. Bakın burada işte belli adımlarla. Şurada şeyler JavaScript'in ne olduğunu da bunu da paylaşırım sizinle. İşte JSX nedir? Hatta şurada uzun uzun anlatmışlar. XML, HTML, like, syntax, React, extend, ECMAScript'ten türemiş diye. İşte şöyle bir kullanım bize sağlıyor. Şundan ziyade İşte şuna çeviriyor gerçi doğru bu. Şeyini anlayabileceği, Babel'ın şey, React'ın anlayabileceğine çeviriyor. Şu yazdığımızı. Neyse. Devam edelim buradan. Bunu da TypeScript X'in de şöyle ufacık anlattık. Devam edeceğiz bunlara. Şunu da kapatalım. Şimdi Firebase projemize yüklendi. Bir tane index.js'imiz var. Buraya bir tane sayfa tanımlayacağız normalde. Bunu da tek tek gidip yazmayacağız. Şöyle yazacağız. Bakın.
RN değil. TypeScript React Component Full. Süper. Home Props. Home State. Bakın benim için bir TypeScript projede olmazsa olmaz. Her şeyi benim için eklediler buraya. Ve ben şurada artık şunu yapacağım. Diyeceğim ki bu sayfam benim hazır. Değil mi? Burada şunu göstereyim size bu arada mesela. Onu da birazdan görelim. Neyse. Bir tane de ben şimdi Source klasörümün içine gideceğim. Diyeceğim ki util klasörümün altına index TypeScript X koyacağım. Ve import Firebase diyeceğim. Buradan da Firebase'i çağıracağım. Bir tane function tanımlayacağım. Function. Diyeceğim ki setup. Setup'ta benim aslında constructor metodumun içerisinde şuradaki adımı çağıracağım. Şunu yapacağım. Firebase initialize app dedim ve gerekli initialize'ını sağladım. Web'deki yaptığımız aynısı aslında. Ve function bir tane daha function tanımlayacağım. Setup. Yani function get database child diyeceğim. Database'in bir tane child'ını ve string value alacağım bu adamdan. Hangi child'ı istediğini öğrenmek için. Ve bu bir string'tir diyeceğim. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Diyeceğim ki Firebase'in içerisindeki database'e git. Buradan child'a ulaş. Referans'tan child'a ulaş. Child dedim yukarıdan gelen value. Ve value'nin içerisinde dataları yakalarken şöyle ons. Hangi durumda, hangi metotlarda işte child değiştirme vesaire bunlarda değil. Ben value'yu direkt istiyorum. Bütün value'ları çekeceğim. Ve ben burada diyorum ki Firebase'in bir tane bana callback veriyor. İçerisinde snapshot olsun. Hani alıştığımız şey olsun. Bir tane bana bir şey döndürüyor. Şuradan da aslında den ve cache de aslında şeyde yakalayabilirsiniz. Hani denen sonuç. Cache'i yakayıp hatayı da yakalayabilirsiniz. Şimdi ben şurada snapshot'ta şunu yakalıyorum. Bakın snapshot'un içerisinde value diye bir şey var. Bu value benim için aslında işte o database'imin içerisindeki o child'ımın şuradaki database'imin içerisindeki açılsın. Articles. İşte şu child'ı ben komple çağırıp getireceğim. Buraya basacağım. Console log diyorum. Diyorum ki git bana şu snapshot'ın içerisindeki value'yu döndür diyorum. Benim yaptığım işlem aslında bu. Ve ben burada artık geri değer döndürmeyeceğim tabii ki. Şurada şu anlık döndürmeyeceğim daha doğrusu. Console log snapshot value dedim. Ardından ben geliyorum şimdi benim şeyime. Sayfama. FTSX değil de index.tsx'ime geliyorum. Diyorum ki kardeşim sen sayfa açıldığında şurada gel git GVM'de ve şeyde kullanacağız. Constructor metotta sayfa ilk daha en açıldığında setup'ı çağır. Setup şu an ağlayacak çünkü export etmedim. Dışarıdan çağıramazsın şu an. Dışarı export verdim. Tabii ki bu böyle her fonksiyon dışarı export edilmez. Bir tane ana şeyiniz klasınız olur. Klasınızın içerisinde new deyip oradan setup'ını vesairesini çağırırsın. Onu da biraz yapacağız. Hepsini yapacağız. Problem değil. Setup şimdi şurada yok. Bakın mesela şu durumda import edeyim diyor. Getirdi. Setup'ını ekti. Ve ben sayfa yüklendiğinde get diyeceğim. Child neydi o? Get child diye bir articles diyeceğim. Ve artık ben aslında şeye erişmiş olacağım. Datalarıma erişmiş olacağım. Şimdi şuraya dönersek. Şurada hatta snapshot'ın içerisinde şey var. For each var. For each'te de data döner bu arada. Ona da bakacağız. Önemli değil. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım bu arada. Şurada bir çalışmadan önce sanırım bir npm install xjsx save demem gerekiyor. Bir tane paket içerisinde olmuyor. Ya bu jsx'ler işte React'in üzerinde var. Ondan sonra bir sürü böyle JavaScript üzerinde bir sürü işlem var. Bunları çok tabii ki bunları bilmek gerekiyor bunu yaparken. Öğrenmek gerekiyor. Lifecycle'da bilmek gerekiyor. Mobil lifecycle'da bilmek gerekiyor. Dediğim gibi ben daha çok mobil dünyada olduğum için oralarda biraz eksilerimiz var ama onu da kapatırız yavaş yavaş. Şuradan şimdi React Native de ben run iOS diyorum. Ben genelde iOS diyorum daha hızlı çalıştığı için. Şimdi benim için iPhone X'de çalıştıracak. Şeyi göstereyim. Şurada şuraya alacağım. Ben şurada şeyi göstereceğim. Biliyorsunuz iPhone X'te ya da artık Android'de bazı cihazlarda da şu
şuradaki çıkıntılar biraz sıkıntı yaratıyor. Direkt şuradan başlıyor. Şunun arkasına geliyor falan. React Native'in de içerisinde şöyle bir şey var. Save Area View diye bir şey var. İsterseniz view'larınızda böyle özel spesifik ya da böyle bir ihtiyacınız varsa Save Area View deyip projenizde aslında gerekli yerden yani şuradan başlatırsınız. Şu da şuradan başlar. Ve hiçbir sorun olmadan tasarımda devam edersiniz. Başka bir şey var mıydı? Şimdilik aslında hem TypeScript'i ekledik hem React Native Firebase'i library'imize ekledik. Şu anlık bir pek bir problemimiz yok aslında. Bundan sonrasında şey yapacağız. O gelsin, o gele dursun. Şurada diyeceğim ki aslında ben şu an tabii ki şey yapacak. Snapchat'ın içerisinde for each ile dön. Bu da bize bakın. Şöyle dönelim. Şuraya bir tane. Pardon. Data. Bakın zaten data da bunun aslında çayda olacak. Ama şu an şey bu yılda aldığı için bir dondu. Şu an bildiğin rüyasında. Ya işte mesela bu TypeScript olması aracılığıyla işte Snapchat'ın value'larına ulaşabiliyoruz. JavaScript'e bazen ulaşıyoruz ama bakın burada bize şeyini döndürüyor. Key'i ve value'su aslında. Key işte onun içerisindeki key. Bu referans value'su, child'ı. Yani bu bayağı şık bir şey oluyor. Biz buradan işte return edeceğiz bu arada. Sürekli return false diyeceğiz ki işi bittiğinde şey yapmasın. Ve aslında ben burada bir tane şey oluşturabilirim. İşte bir tane articles oluşturacağım. Buradan gelen dataları da buna basacağım aslında. Yapacağım tek işlem bu. Snapshot. Snapshot'ın içerisinde key var mı? Gerçi onda key var. Doğru. Şimdi artık bu Snapshot'ın içerisinde dolaşacak. Val dediğimizde de onu gidecek. Valüsüne basacak gibi bir şey. Tam buna gerek yok. Biraz bu ilk açıldığında biraz yavaş oluyor ne yazık ki. Bilmiyorum bende mi ama şeyde Flutter'da bu hiç yok mesela. Flutter çok hızlı çalışıyor. Bayağı başarılı. Firebase aslında buradan iki tane yönteminden bahsetmiştik dediğimiz gibi. Bir tanesi bu, bir tanesi de cihazın Xcode ve Android Studio'dan eklemek. Xcode'un Android Studio'dan eklemenin size avantajları var. Buranın avantajı ise şu hızlı ve direkt İşte bas kurut varsa tık 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 yaparsanız ve hiçbir şey yoksa direkt buradan oynayabiliyorsunuz. Ama ben bunu çok önermiyorum. Cihazdan kullanmayı açıkçası daha çok tercih ediyorum. Başka hem native dünyanın içerisinde kalmak için hem de şey için her açıdan cihazda kullanmak bence daha mantıklı. Home component mi yaptık? Home component'e gitti. Debugger ne oldu bizim debugger? Ne oldu? Index.jsx 18 dedi. Ha value şöyle yapmam lazım. Tamam süper. Çalıştı. Problem yok. Bekliyor şu an. Tabii ki herhangi bir Redux işte bir araya bir tane katman koymadığımız için beklemesi için o promise gibi bir şey. O hemen bekle. Bu arada biz bir loading basmadı. Alın size istediğiniz gibi. Şuradan da isterseniz dediğim gibi console log'la şey yaparsınız. Şöyle yapabilirsiniz. Snapshot nokta for each. Şuradan bir data dönecek bize. Bunda ben console log data dersem data nokta value dersem aslında şöyle olacak. Şimdi o dönecek. Önce child'ı basacak. Child'ın ardından da gelecek bana şey basacak. Alın size database'in içerisindeki o key'in içerisindeki child. Ve biz aslında şöyle bir şey yapacağız. İşin mantık matematiği gereği. Diyeceğiz ki bir tane let array diyeceğiz. Tamam mı? Bu diyeceğiz ki bir tane aslında böyle bir array'dir. İçerisine any alır. Type any'dir. Şöyle yapacağız.
Any string değil, any bu da. Bunu dememize gerek yok. Aslında şunu da demeye gerek yok, bir saniye. Tamam. Buradan gelen aslında value'ları da array'e append edeceğiz. Diyeceğim. İçerisine bakın, bizden item alıyor. Data.value desem şöyle yapacağız. Ve buradan da aslında biz şuradan da geleceğiz. Console.log array dediğimde ne diyor? Ne diyor? Any type. Şöyle yaptı. Tamam, enimizi de verdik. Problem yok. Şurası çalışacak. İsteğini yapacak ama tabii ki bu ilk başta şeyi yapmayacak. Herhangi bir aradığım gibi bir bekleyici promise bir şey yapmadığımız için aslında şöyle yapsam. Şöyleden başarılı oldu. Yani bittiği durumda gel. Console.log array'i bas dediğimde aslında ben bu sonucuma da erişmiş olacağım. Array de bakın burada mis gibi geldi. Item da döndü. Ben bu dönen item'ı işte şurada bir tane array döndürüp buradan da gelip aslında sayfamda işte ne bileyim şöyle yapabilirim herhalde. Hemen bir deneyelim. Çok hızlıca. Neredeyiz? Array'imi yaptım. Şöyle yapacağız. Aslında bize bu artık bir değer döndürecek. Function değil de. Şöyle yapalım. Export function return array. Doğru muyum? Evet. Bittiğinde bize bunu döndür. Şimdi şöyle yaparsam. Tut nasıl yaparız? Şöyle yapsam bakayım ne dönecek böyle. Data'yı şöyle bassak. Data'nın bir array tipinde olması lazım bu arada. Ama tabii yukarıda void verdik, olmaz. Function dedik ya. Buranın bir tane bize array döndürmesi lazım. Şöyle yapalım. Export. Aslında function deyip şuradan return array dersem problem çözülmüş olacak da. Aynen. O çözülmüş olacak ama promise vermediğim için de bu sefer orası tam istediğim gibi çalışmayacak. Dur bir deneyelim bakalım. Kafamdaki çalışma stilo değil ama state onu vereceğiz. Aslında state onu çalıştıracak gibi. Boş geldi. Promise vermediğin için tabii ki şöyle şöyle yapacağız aslında. Şöyle get database child diyeceğim. Aslında olay şöyle. Hiç kasma gerek yok. Şöyle yapacağız. Return şöyle dersem, çünkü benim şurada şeye ulaşmam lazım. Then, aynen. Bakın bana ne döndürüyor? Bir tane array döndürüyor şu an. Result ne? Array. Değil mi? Aynen. Şimdi ben burada gelip bunu basarsam, artık ben orada gelen datayı da hiçbir şey olacağım. Şöyle yapalım. Arada bir middleware katman kullanmadığımız için, yani orada bekletecek. Aynen. 10 numara 5'e de deriştim. Şimdi ben bunu gelip şöyle yaparsam. Normalde bu arada any kullanılmaz yani. Any'yi ben şu an sadece
çok şey için anlatıyorum, böyle easy seviye olduğu için anlatıyorum ama normalde bu nasıl yapılır biliyor musunuz? Gelen array'i zaten any basmazsın. Şuradan biz any döndürüyoruz ya. Any demezsin. Gelen datayı ona göre parse edersin de burada. Şu an ben bir sonrakinde onu daha göstereyim. Şimdi o kadar gitmeyeceğim. Şurada şöyle yapacağım sadece şu an. Ben diyeceğim ki state'in içerisine şu şeyi basalım. Nerede bizim state'imiz? Ne var benim bir tane? Mail adresim mi var? E-mail'im var. String alıyor. Şuraya e-mail yazıyorum. E-mail yazıyorum. E-mail'imi yazdım. State'den de e-mail'imi çağırıyorum. State. E-mail dedim. Süper. E-mail'i çağırıyorum. Ben şuradan result döndüğünde git. This.setState diyeceğim. Benim e-mail'imi al. Result'un içerisindeki result'un sıfırıncı elemanın içerisindeki e-mail'i bana getir. Aslında olay o. Değil mi? Aynen. Result'u sıfır elementi bana getir. Bakalım istediğiniz gibi olacak mı? Değişikliği görmek istiyorum. Ha bir saniye. Home component diyor ama text'te onu yazmaması lazım. Heh, text boş şu an. Tamam şu an çalıştı. Aynen öyle. Yani geldi bastı. Yani bunu da arttıracağız. Dediğim gibi en easy seviyede ama kullanımı bu şekilde. TypeScript projenizi ekleyip React Native'le de Firebase'e de bağlantımızı yaptık. Bundan sonra listelerini yapacağız. Birkaç tane çok ufak bunu yapacağız. Sonra öbür core'una geçeceğiz. Bu derslik bu kadar. Umarım yardımcı olmuşsunuzdur. Hatalarımız, eksiklerimiz muhakkak olacak, olmuştur. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Öğreniriz, öğretiriz. Öğreniriz. Bir sürü şey var. Yakında Flutter da başlıyor. Oraya da bekleriz. Bu arada burada göstermedim. Öbür sessiz anlatma göstermiştim. GitHub üzerinden şuraya gelmeden önce şöyle yapmak istiyorum. Onu kapatacağım ki Android device'ımı çalıştırmak istiyorum. İçi RAM'i kasınca bayağı bir şişiyor. Diğer gelmeden çalışıyor mu? Cihazı açmak ister mi? Çünkü cihazı açmadan hata veriyor. Şöyle yapalım. RNL açılsın da. Hah, o gelsin. Oyunlar bunlar bir gele dursun. Şurada Krone ilk defa gördüm bunu. Repository'nin altında Native'ın içerisinde arkadaşlar yani dostlar isterseniz gelip projemize dahil olabilirsiniz. React Native ile ilgili anlatımlar yapıyoruz burada. Baştan önce Firebase'e her şeyi ekledim. Geliştiriyoruz, siliyoruz, düzeltiyoruz. Bayağı güzel gidiyor burası. Benim çok hoşuma gidiyor bu proje. Burada yaptıklarımı da şurada task açıyorum. Bitenler, done'lar yapılacaklar. Siz de buralara bir şeyler açıp pull request açabilirsiniz. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Ben seve seve çok isterim şeyler geliştirmeyi. Gelmek isteyen dostlarımız olursa bize her türlü yerden zaten ulaşabilirsiniz. Kanal üzerinden olur, başka yerden olur. Şimdi şurası çalışsın. Süper. TypeScript'e güzelce başladık ya. Bundan sonra daha güzel olacak. Bir sonrakinde şöyle JavaScript şeylerini de anlatalım biraz. JSX'i anlatayım ufak. Birazcık şey yapayım. Ben de onu kısayım biraz. Öğrenelim, yapalım. Çok ufak bir hata aldım. Birazcık zamanım da aldı ama güzel oldu. Bunu bilmiyordum. Android'de ilk birazdan göreceğiniz, ilk gördüğünüz kullanımda bir ufak hata oluyor. Onun da sebebi aslında şu. Direkt şu Firebase'de iOS tabii her zaman gibi çalışıyor ama Android'i düşünce Android patlatıyor. Diyor ki yani bunun benim ben bunu anlamadım diyor. Bunu bana anlat diyor. Siz de Firebase database kullanmanız gerekiyor. Artık şurada şöyle ufak bir notasyon değişikliğinde bulundum sadece. Ve şunu yapıyoruz. Normalde Firebase database deyince ağlıyor. Çünkü bu Firebase database size bakın. Bu diyor ki undefined de olabilir diyor. Sen de bunun şey olduğuna emin misin diyor. Ben yukarıda initialize ettiğim için ben buna database geleceğine eminim diyorum. Ve şunun başına aslında Swift vesairede alıştığımız bu diyorum Firebase database'dir. Eminim diyorum. Ve aslında şuradaki işlemi artık siliyorum. Ve bu sayede artık ben de Android ve iOS'imde volume'a ulaşıp buradan gerekli oynamalarımı artık yapabileceğim.
Bunu bilmiyordum bu hatayı bu arada. Android'de bu son zamanlarda mı artık bilmiyorum, almamıştım hiç. Geldi ve kullandım bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Herkese bol ve mantıklı kodlamalar. İyi çalışmalar.